Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde question tags konusunu işleyeceğiz. Eee question text, Türkçedeki "değil mi?" ya da "tamam mı?" gibi ifadelerin karşılığıdır. Bu soruları sormak için biz question tags dediğimiz eee cümlecikleri kullanacağız. E, bunu yaparken de cümlenin yardımcı fiili ve öznesini kullanacağız. Yardımcı fiil ve cümlenin öznesini. Bu özne de direkt e, isimse isim olarak gelmeyecek. O ismi zamire çevireceğiz ve o şekilde kullanacağız. Şimdi şu şekilde olacak. Cümlemiz olumluysa question take bölüm yani virgülden sonraki kısmı olumsuz yapacağız. Eğer cümle olumsuzsa tekrarını olumlu yapacağız. Yani tam zıttı olacak. Olumluysa olumsuza, olumsuzsa olumluya çevireceğiz. Daha sonra da üste dediğimiz gibi özneyi zamir halinde yazacağız. Yani isimse mesela Jack ise he diye yazacağız. Mary ise she diye yazmamız gerekecek. Ya da iki kişi ise yani birden fazla kişi ise onları da they olarak yazmamız gerekecek. Zamiri kullanacağız. örneklerimize bakalım. Question text nasıl yapılıyor? Şimdi öncelikle cümlemizde yardımcı fiili bulacağız. Yardımcı fiil burada is. Bunu bulduk. Olumlu olduğu için bunu olumsuz çevirdim. Isn't. E, ee, zaten burada zamir verilmiş. Özlemiz verilmiş. Özne olduğu gibi yazacağız. He is tall isn't he? O uzun değil mi? Bu şekilde question tag'i kurmuş olacağız. Cümle olumsuz olsaydı buradaki gibi. Tek question olumlu olacaktı. Isn't, is yazdım. Mike yerine Mike isimdir. Bunu zamire çevireceğim. Hi olarak bu tarafa alacağım. Bu kadar. Question tag bölümü bu. Bu şekilde yapacağım. The Simpsons have been living here. Simpsonslar burada yaşıyor. Bu çoğul bir isim. Bizim yardımcı fiilimiz bu. Present perfect continuous tense. Bunu olumsuza çevirirken yardımcı fiil olduğu için haven't yazdım. Simpsons çoğul olduğu için çoğul şeylerin zamiri D olacağından buraya D getirdim. Burada yaşıyorlar değil mi? Şimdi bu geniş zaman bir cümle. Don't like demiş. Sen balık sevmezsin. Don't dediği için olumlusunu do olarak yazdım. U aynen bu tarafa aldım zamir olarak. Sen balık sevmezsin değil mi? Burada yardımcı fiilimiz doesn't olumsuz. Buraya olumlu olarak does olarak geçer. Your son dediği için yani burası erkek. Senin oğlun dediği için buraya hi olarak geçireceğim. Senin oğlun kahve içmez değil mi şeklinde olacak. Yani burası olumsuzsa olumlu, burası olumluysa diğer tarafa olumsuz olarak geçecek. En sona da burada ne söylediyse onun zamir halini en sona yazıyorum. Bilmemiz gereken bu. Şimdi diğer kurallara bakalım. Bununla ilgili diğer kurallar nelermiş? deriz derar yapısı varsa yani cümle deriz ya da derarla başlıyorsa kurulan cümlelerde yardımcı fiilden sonra e, zamir yerine der kullanacağız. Şimdi mesela burada there is some milk derle başlamış sonra yardımcı fiil olarak iz gelmiş. Biraz süt var diyor bu cümlede. Şimdi burası olumlu olduğu için öncelikle bunu olumsuza çevirdim. Is isn't oldu. Sonra burada zamir olmadığı için zaten derle başladığı için derin aynısını buraya alıyorum. Bilmemiz gereken bu. Aynı şekilde olumsuza çevirdim. Deri olduğu gibi bu tarafa yazdım. Biraz süt var değil mi? There used to be a cinema. Used to simple past bir yapıdır. Bu zaten e, yüzün ikinci halidir. Used to olmuştur. Burada eskiden sinema vardı demek için kullanılır. E, simple past olduğu için bunun yardımcı fiili did'dir. Olumsuz yaparken didn't olarak buraya aldık. Deri olduğu gibi bu tarafa yazdık. Alttaki cümlede there are so many people at the party. Partide çok insan var. Bu yardımcı fiil zaten ortada. Are. Buraya arıntı olarak geldi. Olumsuz olarak Baştaki deri olduğu gibi buraya yazdım. There will be a meeting this evening. E, bu akşam bir toplantı olacak değil mi derken will'in olumsuzu want buraya geçti. Deri olduğu gibi bu tarafa aldım. Deriz derarla ilgili bilmemiz gereken tek şey bu. Deri olduğu gibi bu tarafa geçiriyorum. Yine kural aynı. Olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumlu. Diğer tarafa yazıyoruz. Şimdi cümlenin öznesi. Everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, nobody gibi ise question tag bölümünde zamir olarak bunların yerine bunlarla başlıyorsun cümle. Bunun yerine zamir olarak they kullanmamız gerekecek. Bu önemli. Sınavlarda özellikle sorulur. Bilmemiz gerekiyor. Şimdi everyone herkes demektir. Anlam olarak çoğuldur, yapı olarak tekildir. Yapı olarak tekil olduğu için burada iz alır. Şimdi en çok şaşırdığımız yer burası. Öncelikle bunlar da everyone, no one'ı gördüğümüz zaman öncelikle yapmamız gereken everyone, no one, somebody yerine direkt they yazmak. Öncelikle they yazıyoruz. Ondan sonra buraya bunun olumsuzu gelecek. Tamam bunun olumsuzu gelmesi gerekiyor ama they ile beraber ben izleyemem. İzleyemeyeceğim için ne diyebilirim? Çoğul olanı ardır. ve olumluysa burası olumsuz yapacağım. Arı da olumsuz yaptığımda arıntı olacak. Bu kadar. Bilmemiz gereken bu. Önce everyone gördüğümüzde hemen bu tarafa they yazmak. Ondan sonra D'ye gelebilir? Çoğul bir şey gelebilir. Çoğul yardımcı fiili yazdım. Olumlu olduğu için bu tarafı olumsuz yaptım. Bu kadar. No one wants to be poor. Kimse fakir olmak istemiyor. Şimdi no one yerine D'yi yazdım, direkt getirdim. Burası geniş zaman. Do, does alması lazım. E, do, does alması lazım. D olduğu için does alamayacağından buraya do olarak getirdim. Burada önemli bir nokta var. Burası olumlu, burası da olumlu. Niye böyle diyebilirsiniz? Burada olumsuz bir kelime kullanılmış. Buna birazdan geleceğiz. Somebody is knocking at the door. Birisi kapıya tıklıyor. Burada somebody'yi gördüm hemen. Burayı de'yi yazdım. Ondan sonra e, izlemiş olumlu burası. Bu taraf olum olumsuz olacak ama izin olamayacağı için ile beraber mecburen aren't getireceğim. Çoğul yardımcı fiil. Cümlenin öznesi everything, nothing, something ise Question Tag bölümünde de bu sefer it kullan. Yani everyone, everybody değil de burada thing yani şey anlamına gelen e, özneyle başlıyorsa orada da it kullanacağım. Something must be done, must be done to save the environment. Çevreyi kurtarmak için bir şeyler yapılmalı değil mi derken önce bunun olumsuzunu yazıyorum. Mustn't, something yerine direkt it getiriyorum nothing has been announced yet hiçbir şey duyurulmadı değil mi diyeceğim yardımcı fiilimiz bu bu nothing olduğu için buna birazdan geleceğiz bu olumsuzdur olumsuzsa buraya olumlu yapacağım burası olumlu has nothing yerine de it getirdik bilmemiz gereken bu yani everything nothing something gördüğümüzde direkt zamir olarak it yazıyoruz ondan sonra yine olumluysa olumsuz olumsuzsa olumlu yazıyoruz diğer kurallar aynı Şimdi demin işaretlediğim yerlerde cümlede olumsuz anlatan bir şey varsa yani no, none, neither, nothing, nobody, no one, scarcely, hardly, hardly ever, barely, seldom, never. Şimdi bunlar cümleye gelirler. Şurada yazdığımız bütün kelimeler cümleye gelirler. Olumlu cümleye gelirler. Anlamı olumsuz yaparlar. Anlam olumsuz olduğu için ilk taraf olumsuzsa diğer tarafı olumlu yapmak zorundayım. Özellikle bu kelimelere dikkat etmem lazım. Bunları gördüğümde cümlenin olumsuz olduğunu anlayacağım. Diğer tarafı olumlu yapacağım. Mesela demin yaptığımız örneklerde nobody vardı, no one vardı, nothing vardı. Bunları gördüğümüzde olumsuz olduğunu düşüneceğiz cümlenin. Olumlu görünse bile olumsuz olacak. Diğer tarafı olumlu yapacağız. Nasıl oluyor? She hardly ever participates in the parties like this. O neredeyse hiç bu tür partilere katılmaz. Hardly ever gelir cümleye ve anlamını olumsuz yapar. E, burası olumsuz olduğu için buraya olumlu yapmak zorundayım. Participates geniş zaman bir cümledir. Geniş zaman bir fiildir. S takısı almıştır. Yani she olduğu için bunun yardımcı fiili does'dır. Olumsuz olduğu için buraya does'ı olumlu olarak yazacağım. Ondan sonra zamiri olduğu gibi bu tarafa geçireceğim. None of the students answered the questions. E, hiçbir öğrenci soruları cevaplamadı. Hiçbir öğrenci cevaplamadı. Burası olumsuz olduğu için diğer taraf olumlu olacak. Insert simple past bir fiildir. İkinci hali gelmiştir. Bunun yardımcı fiili did'dir. Olumsuz olduğu için buraya olumlu did'i aynen yazacağım. None of the students öğrencilerin hiçbiri dediği için çoğul bir gruptan bahsettiği için zamir olarak D gelecek. Nothing can be done. Hiçbir şey yapılamaz. Hiçbir şey yapılamaz. Ee, olumsuz bir cümle. Anlam olarak olumsuz bir cümle. O yüzden bu taraf olumlu olacak. Bunu buraya olumlusunu yazdım. Nothing yerine zaten demin gördüğümüz gibi direkt it getiriyorduk. Onu yazdık. She never talks. O asla konuşmaz. Asla konuşmaz cümlesi. Olumsuz. Geniş zaman bir cümle. Geniş zaman este almış şey var. Bunun yardımcı fiili does'dır. Does'ı olduğu gibi yazdım. Olum yapmam gerektiği için Olum aynısını yazdım. Zamiri de aynen bu tarafa geçiriyorum. Yani bilmem gereken bunlar cümleyi olumsuz yapıyor. Olumsuz olduğu için diğer tarafı olumlu yapmam gerekecek. Şimdi emir cümlelerinde olumlu veya olumsuz diye bakmaksızın hepsinde will you kullanabiliriz. Mesela be here on time zamanında burada ol. Tamam mı diyebilmek için burada will you getiririm. Olumlu emir cümlesi. Alttaki olumsuz emir cümlesi. Don't make any noise. E, hiç gürültü yapma yine aynı şekilde olumlu da olsa will you, olumsuz da olsa will you kullanabiliyoruz. Hiçbir problem yok. Ama bazı durumlarda yine bilmeniz sizin faydanıza bazı durumlarda want you da kullanılabiliyor. Would you da kullanılabiliyor. Can you da kullanılabiliyor. Can't you ya da could you kullanılabiliyor. Yani bunu yap, yapabilir misin anlamında biraz daha kibarlaştırmak için bazı yerlerde could you ya da can you şeklinde bu yumuşatılabiliyor. Bunları da bilmeniz sizin faydanıza olur. Bu şekilde de kullanılabilir. Hold on a minute. Bir dakika bek bir dakika bekleyin. Tamam mı? Ya da olur mu? Şeklinde burayı koduyla söyleyebilirim. Aynı şekilde buraya yine will you da diyebilirim. Hiçbir problem yok. Bunlar da kullanılabilir. Yani emir cümlesi gördüğümüzde ne yapacağız? Bizim bilmemiz gereken burada will you yapacağız. Let's'la başlayan cümlelerde hepsinde shall we kullanacağız. Let's play outside. Hadi dışarıda oynayalım. Shall we? Olur mu? Bunun çevresi de olur mu şeklinde. Let's gördüğümüz her yere question tek de shall we koyacağız. Let's meet in front of the mall. Hadi ee, alışveriş merkezinin önünde buluşalım. Olur mu? Let's gördüğüm zaman question tag bölümü mutlaka shall we olacak. Şimdi alıştırma kısmı. Bunları beraber yapalım. Önce yardımcı fiili buluyorum. Ondan sonra ee, öznemizi zamire çevirip yazıyoruz. Şimdi burası Mary is playing piano. Mary piyano çalıyor. Yardımcı fiilimiz bu. Olumlu olduğu için bu tarafta olumsuzunu yazdım. Mary yerine de zamir olarak şeyi yazdım. Bu kadar. They often watch TV in the afternoon. Şimdi bu geniş zaman bir cümle. Yalın halde gelmiş. Cümle, fiiller yalın halde geliyorsa neydi? E, geniş zaman oluyordu. Yalın halde gelmiş. E, yalın halde geldiği için bunun yardımcı fiili do'dur, do, day'den dolayı. Yardımcı fiil do'dur. Olumlu olduğu için do'yu bu tarafa don't olarak yazdım. Burada zaten zamir verilmiş. Aynısını geçirdim. Alttakinde present perfect tense. Present perfect tense'in yardımcı fiili have'dir. Burada have olarak verilmiş. Olumsuzunu yazarken haven't aynısını aldım. Burada zaten zamir olarak you verilmiş. You'nun aynısını geçirdim. Arabanı temizledin değil mi? Jack and Mary don't like English. Burada zaten yardımcı fiil ortada. Olumsuzu verilmiş. Bunun olumsuzu, e, olumlusu do yazdım. Ondan sonra bu iki kişinin yerine zamir olarak they diyeceğim. Bu kadar. Peter played basketball yesterday. Peter dün basketbol oynadı. Simple past. Simple past'ta fiil varsa yardımcı fiilimiz diddi. Olumlu olduğu için didi didn't yapacağım. Peter yerine de kullanacağız. Didn't he? Değil mi? He didn't know the truth. O doğruyu, gerçeği bilmiyordu. Didn't zaten ortada. Yardımcı fiilimiz ortada. Olumsuzdu. Bunu olumluya çevireceğim. Did. Ondan sonra zamirin aynısını bu tarafa yazacağım. Did he? He won't, he won't tell her. O ona söylemeyecek. Burada yine yardımcı fiil ortada. Won't. Bunun olumlusu. Will'di. Zamir de yine hi olarak yazacağım. Burada emir cümlesi verirmiş. Sessiz olun. Tamam mı diyeceğiz. Emir cümlelerin hepsinde video you kullanıyorduk. Emir cümlesi gördüğümüzde hemen aklımıza bu gelecek. Let's go to the gym. Hadi e, spora gidelim. Spor salonuna gidelim. Let gördüğümüz her yerde şalvi yapacağız. Bunlar sabit. Şimdi burada bilmemiz gereken ikinci bir nokta. Bundan konuda bahsetmedik. Bu basit bir şey olduğu için alıştırma üzerinde bahsedelim. I am görüyorsak bir yerde bu question tag'e e geçerken am not I olarak geçmeyecek. Nasıl geçecek? Aren't I şeklinde geçecek. Bu bir istisna. Yani e, am not ya da am not I şeklinde bunu buraya geçirmiyorlar. Ne yapıyorlar? Onun yerine aren't yazıyorlar. Aren't'tan sonra I geliyor. Bu istisnai bir kullanım. O yüzden I am gördüğümüzde dikkat etmemiz lazım. Emnat ay yazmıyoruz. Arıntı ay yazmamız gerekecek. Bu önemli. Peki bunun olumsuzu nasıl olur? Yani şöyle olsaydı. I am not a successful student deseydi. Burası olumsuz olsaydı. O zaman burada am I kullanabilirdik. O zaman bir problem yok. Sadece olumsuzunu da buraya geçirirken arıntı ay kullanacağız. O yüzden bu I am Dikkat. He can win the match. O maçı kazanabilir. Burada can kullanılmış. Bunu olumsuza çevirirken hemen çevirdik. Zamir zaten burada verilmiş. Aynısını kullandık. Tek kuyasınla ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Ee, sorularınız varsa yine bana alttaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ee, elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yayınlanmasını istediğiniz yine videolar varsa bunları alttaki yorumlardan bana iletebilirsiniz. Şimdilik herkese kolay gelsin.